Bir önceki videoda herhangi bir periyodik fonksiyonu ağırlıklı sinüs ve kosinüs serileriyle ifade edebileceğimizi öğrenmiştik. Bu videoda da bunun matematiksel temeli üzerinde durmak istiyorum. Böylece bu fonksiyonu veren katsayıları kolaylıkla bulabileceğiz. Öncelikle bir bakalım, belirli integrallerle ilgili bazı şeyleri hatırlayalım. 0 ile 2 pi arasındaki aralığa odaklanacağız. Çünkü yaklaşık değerini bulmak istediğimiz fonksiyonun periyodu 2 pi'dir. Yani bir döngüsünü ya da periyodunu 2 pi'de tamamlar. Uzunluğu 2 pi olan farklı aralıklar da kullanabilirdik. Ve eğer bu periyot 2 pi'den farklı olsaydı bu periyodun başka aralıklarını kullanırdık. Yine de az önce söylediğim gibi ben 0 ile 2 pi arasındaki aralığa odaklanacağım. Çünkü bu şekilde ne yapmaya çalıştığımızı anlamanın daha kolay olduğunu düşünüyorum. Evet, işe trigonometrik fonksiyonların belirli integralleri ile ilgili bazı şeyleri belirleyerek başlayalım. 0 ile 2 pi arasındaki belirli integralle başlayalım. Şunun integrali olsun. Sinüs mt dt. Evet, sinüs mt dt'nin sıfırla 2 pi arasındaki belirli integrali sıfırdan farklı tüm m tam sayıları için sıfıra eşit olsun. Not ediyorum. Sıfırdan farklı tüm m tam sayıları için. Buna ek olarak kosinüs mt dt'nin sıfırla 2 pi arasındaki belirli integralinin de yine sıfırdan farklı tüm m tam sayıları için sıfır olmasını istiyorum. Bu arada eğer bunun neden böyle olduğunu biliyorsanız, daha önce gördüyseniz ya da ispatını yaptıysanız bu videoyu geçebilirsiniz. Ama isterseniz bunu integral kalkülüs için güzel bir tekrar olarak da düşünebilirsiniz. Öncelikle üsttekini yeniden yazalım. İntegralimizi sıfırla 2 pi arasında alıyoruz ve sinüs mt dt diyoruz. Burada sinüs mt'nin ters türevini almayacağımızı biliyoruz kosinüs mt'nin t'ye göre türevi neye eşittir? m, mt'nin t'ye göre türevi çarpı kosinüs mt'nin mt'ye göre türevi yani eksi sinüs mt. Bunu eksi m çarpı sinüs mt olarak da yazabiliriz. Buraya da parantez koyabiliriz. Gördüğünüz gibi sinüs mt'ye çok yakın bir sonuç elde ettik. Yani burada bir eksi m'ye ihtiyacımız var. Peki buraya eksi m koyabilir miyim? Olmaz. Çünkü bu ifadenin değerini değiştirir. Ama eğer bunu eksi 1 bölü m ile çarparsam bunu yapabilirim. Bu ikisini çarparsam birbirlerini götürürler ve geriye ifadenin ilk hali kalır. Bu yaptığımız yine de faydalı bir şey. Çünkü şu anda bunun eksi 1 bölü m çarpı bunun ters türevi yani kosinüs mt'ye eşit olduğunu yazabiliriz. Yazıyorum sinüs mt'nin 2 pi ve 0'da aldığı değerler. Devam edelim. Eşittir eksi 1 bölü m çarpı kosinüs m çarpı 2 pi. Şöyle yazayım. kosinüs m çarpı 2 pi eksi kosinüs m çarpı 0. yani kosinüs 0. Bir bakalım, 2 pi'nin katlarının kosinüsü 1'e eşittir. Kosinüs 0'da 1 olduğu için buraya da 1 yazalım. 1 eksi 1 0 çarpı eksi 1 bölü m de 0 eder. Gördüğünüz gibi istediğimiz sonucu yani 0'ı elde ettik ve birinci ifadenin de ispatını yapmış olduk. Sıra ikinci de. Benzer bir mantık kullanacağız. Yazıyorum yine 0 2 pi arasındaki belirli integrali açıyoruz ve kosinüs mt dt'nin integralini alıyoruz. Sinüs mt'nin türevinin kosinüs mt olduğunu bildiğimize göre bunu m ile çarpıp m'ye böleceğim. Böylece ifadenin değeri değişmeyecek. Eşittir 1 bölü m çarpı, değişik bir renk seçeyim, bunun ters türevi, sinüs mt'ye eşittir. Sinüs mt'nin türevi kosinüs mt'dir ve bunu sıfırla 2 pi'de değerlendireceğiz. Eşittir 1 bölü m'yi unutmayalım. Sinüs m çarpı 2 pi yani 2 pi m eksi sinüs m çarpı 0 yani sinüs 0. 2 pi'nin katlarının sinüsü neye eşittir? Bu arada m sıfırdan farklı bir tam sayı olduğu için burada 2 pi'nin katlarını elde ederiz. Ve 2 pi'nin katlarının sinüsü de sıfıra eşittir. Sıfırın sinüsü de sıfıra eşittir. Böylece buradan sıfır gelir ve ikinci ifadeyi de ispatlamış oluruz. Bunun başlangıç için iyi bir temel olduğunu düşünüyorum önümüzdeki videolarda biraz daha karmaşık integraller göreceğimiz için fourier katsayılarını bulmanın biraz kalkülüs ve biraz oynamayla daha kolay olacağını umuyorum